İyi akşamlar Yunanistan Star Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı, bir gece ansızız gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz? Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır. Karabağ sorunu çözüldü deniyor. Sınır ne zaman açılacak? Diplomatik ilişkiler açısından ne olacak? Konuyla ilgili biliyorsunuz özel temsilcilerimiz var. Özel temsilcilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda özel temsilcilerin üzerinde Dışişleri Bakanlarımızın çalışmaları var. Dışişleri Bakanlarımız da çalışmalarını sürdürüp bunu bir özet haline getirdikten sonra bizlere bildirecekler. Ve bu çalışmaların içerisinde özellikle kargo taşımacılığından tutunuz, hava yolu taşımacılığına varıncaya kadar bütün bunlar üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve bir an önce Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan aradaki bu ilişkileri ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz. Sizin Rusya ile yürüttüğünüz buradaki ortaklık Ukrayna Savaşı'ndan önceki gibi seyretmekte. Acaba bu bağlamda Suriye devlet başkanıyla bir görüşmeniz olması mümkün mü? Şu an itibariyle böyle bir şey tabii söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve terör gruplarının buradan arındırılmasıyla birlikte biliyorsunuz burada biz şu anda biriket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Bu geri dönüşümle ilgili de şu an itibariyle 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki atılacak adımları da bir yerde erteledi. Çünkü Suriye'deki bu olaylarda Rusya'nın da etkin bir rolü var. İran'ın etkin bir rolü var. Bir diğer taraftan da koalisyon güçlerinin etkin bir rolü var. Tabii koalisyon güçlerinde özellikle başta Amerika olmak üzere terör örgütlerine ciddi manada silah, mühimmat, araç, gereç, takviyeleri, destekleri yapılıyor. Bütün bunları da vakti saati geldiğinde Amerika'nın yetkilileriyle yetkililerimiz görüşerek bunlardan Suriye'nin gerek kuzeyde doğusunu gerekse tam kuzeyini arındırmalarını hep istiyoruz. Ama şu ana kadar istediğimize ulaştık mı? Hayır, ulaşmadık. Takipçisiyiz, devam ediyoruz. Ermenistan dergisinden geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerinin normalleşmesi için öne sürdüğü ön şartlar nelerdir? Bizim ön şartımız falan yok ya. Biz sadece Azerbaycan'la aranızdaki hukuku olgunlaştırın ve hemen
barışla ilgili sözleşmeyi yapın. Bunu yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz. Kapılar açılacaksa kapıları açarız ve her türlü hava, kara, demiryolu bunların önünü açarız. Finlandiya Başbakanı Sayın Sanna Marin ile olan görüşmelerinizi nasıl burada betimlersiniz? Şu aşamada Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine nasıl bakıyorsunuz? Yani doğrusu yani hanımefendiyle kısa bir görüşme yaptık ama iyi geçti. Kendisine Finlandiya ile ilişkilerimizin İsveç'e göre daha farklı olduğunu söyledim. Çünkü Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil. Ama İsveç terörün kol gezdiği bir yer. Dolayısıyla burada Finlandiya İsveç noktasında NATO'nun bir karar vermesi gerekir. Eğer NATO bu kararı Finlandiya lehine verirse biz de bu konuda elimizden geleni yaparız. İsveç Radyosu'ndan biraz önceki meslektaşımın sorusunu tekrar etmek istiyorum. Bugün biz de kısaca İsveç Başbakanı hanımefendiye sorduğumuzda çok kısa bir konuşma da olsa sizinle görüştüğünü söyledi. Acaba bu konuşma yapıldı mı? NATO sürecinden bahsedildi mi? Arkadaşlar, şimdi ben yeni başbakandan bahsediyorum. İsveç'in yeni başbakanı zaten bu toplantıda yok, buraya gelmedi. Önceki Dışişleri Bakanı buradaydı ve başbakan önceki buradaydı. Onlarla öyle bir ayaküstü görüşmemiz oldu. Ve bu görüşmede de biz kendilerine her şeyi bütün açıklığıyla söyledik. İsveç'te bu terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği sürece, parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç'e bakışımız olumlu olmayacaktır. Şimdi Avrupa siyasi topluluğu Avrupa Birliği'nin bir alternatifi değil. Avrupa siyasi topluluğu ayrı bir oluşum olarak çıktı ve şu anda Çekya'nın ilk toplantısını yapmış olduğu bir adım oldu ve konuyla ilgili olarak öyle zannediyorum ki şu anda bu toplantılardan sonra da Avrupa siyasi topluluğunun bu toplantısının sonuç bildirgesini de yayınlayacaklardır. O sonuç bildirgesinde de neler konuşulduğu ifade edilecektir.